Cümleten selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bu 7. 8. denemem herhalde video için. Artık bu sefer de yapamazsam çekmeyeceğim, vazgeçeceğim. Yağmur var. Bugün yağışlı hava. Yani videoyu her başlattığımda biraz sonra hemen yağış başlıyor. Video yarıda bölünüyor. Yani bölünsün de istemiyorum aslında. Bir kere de bir çırpıda hemen video çıksın istiyorum. Bakalım, inşallah bu sefer olmazsa artık zaten vakit de geçiyor. Eve gitmem lazım. İnşallah bugün size özlemi göstereceğim. Artık bunu değiştirme zamanımız geldi. Kendi alttan yetişen oğlaklarımız var. Şöyle göstereyim, bunlar bir aylık. Daha yeni yeni meraya çıkarıyoruz. Ama bu erkekleri de kullanamıyoruz. Çünkü onların da yine anneleri sürünün içerisinde. Kız kardeşleri var. Ya mecbur dışarıdan teke bulmam lazım. Şu an arayış içerisindeyim. Bayağı bakıyorum, işletmeleri takip ediyorum. İnşallah güzel bir erkek ayarlamaya çalışacağım. Ama tabii ondan da önemlisi şartların da el vermesi lazım. Şurada ekin var. Hayvanları bir oradan çevirelim. Şimdi de güneş açtı. Şu taraflar kapalıydı. Arka taraflardan güneş gözükmeye başladı. Tabii bahar dönemi olacak böyle. Arada birden inip tekrar güneş açtığı dönemler olacak. Maddi açıdan, evet ondan bahsediyordum. Maddi açıdan kaynak oluşturabilirsek, inşallah bakalım bu sezon nasıl geçecek bilmiyorum. Bereketli, güzel bir sezon geçirebilirsek o da önemli tabii ki de. Evet, yorumlarda soranlar vardı. Özlemi isteyenler vardı. Ben yine onun duyurusunu da yaparım burada. Eğer değiştirecek olursak, verecek olursak. Yani mecbur kalmadığım sürece değiştirmek istiyorum zaten. Kendi isteğim de bu yönde ama dediğim gibi şartlar, şuradaki hayvanımızla alakalı da bir durum var. Zaten dikkat çekiyor. Dün boynuzunu taktırmış buralarda bir yerlere. Buraya gelmiştik yine. Artık nereye taktırdı bilmiyorum. Geriye doğru çekince koparmış. Yine tam bu vakitlerde herhalde. Baktım boynuzu sallanıyor. Kan da vardı. Şöyle çok az bir şey tutuyor yani. İp gibi bir şey tutuyor sadece. Eve gidince mecbur kesmek zorunda kaldım. Bayağı kanadı. Dün tampon yaptık. Babamla sağ olsun. Sıkı bir şekilde sardık. Ağrı kesici yine iğne yaptım. Sabah da bu açık yaraları temizlemek için spreyler var. Onlardan uyguladım. Yarayı temizledim. Dün batikon falan da dökmüştük. Hem kanama için hem temiz dezenfekte olması için. Şu an kanaması yok. Sabaha kadar da hiç arada kontrol ettim, hiç sardığım sargıyı da düşürmeye de çalışmadı. Normalde kafasında böyle farklı şeyler olduğu zaman hayvanlar indirmeye çalışıyor. Ağrı da yapmasın diye ağrı kesici de uyguladım. Ama şu an tabii başında bir eksiklik olduğunu farkında, bir gariplik olduğunu da farkında, sürekli dönüp orayı yokluyor, sürtünüyor. İnşallah bir sıkıntısı gözükmüyor. Sadece biraz ağrısı var galiba. Bugün yine bir ağrı kesici yapabiliriz. Boynuzu ince zaten biraz. Diğerlerininki gibi değil. Diğerleri, bazılarında boynuz yok zaten de. Bir yere taktırmış. Gösterebildiğim kadar yakından göstermeye çalışıyorum ama çok da yanına girip rahatsız etmek istemiyorum. Kaçmaz gerçi bu benden ama yine de rahatını bozmayalım, keyfini bozmayalım. Özlem nerelerde? Bazı yavruları Özlem'e çok benziyor. Mesela Özlem'e çok benziyor. Şu da benziyor gerçi. Bunları da kurbana vereceğiz, bakalım nasıl olacak. Mesela bunun boynuzu tabii erkek olduğu için böyle gerçi de. Çok kopacak gibi değil. Evet, kapanışa geçmeden önce çektiğimiz 3-4 dakikalık bölümü izledim. Neler anlatmışız, neler söylemişiz bir kontrol edelim dedim. İzlerken tabii şu boynuzu kırılan hayvanımız dikkatimi çekti.
Şöyle sürüye baktığınız zaman, yani şöyle genel anlamda bakıldığı zaman çok bir şey dikkat çekmiyor ama aslında her biri farklı bir dünya. Yani böyle bir garip oldu mu yani? Hayvan bir de başını almıştı altına. Yani o görüntüleri görünce tabii insan biraz duygulanıyor. Biraz da dediğim gibi her biri farklı bir dünya. Her birinin farklı ihtiyacı var. Şu an normal. Ben de tam çektiğimde yani kameraya çektiğimi mi anladı, ne yaptı? Biraz da rol yapmış yani. Normalde o kadar da değil. Bayağı kendini acındırmış. Sabahtan beri yanındayım. Biraz dinlence dönemde tam çektik herhalde. Onun da etkisi olabilir. Şu an yine yemeye başladı. Ama izleyicilerden de şimdi o halde görünce üzülenler tabii olacaktır. Evet, İlknur'un kız kardeşi. Çok benziyor. İlknur'a renk olarak da çok benziyor. Ama bu İlknur'u herhalde geçecek gibi. Aslında onu yapmadık, tartabilirdik. Şimdi bakalım, bir el tartısı aldım. Hayvanlar olmazsa dönem dönem, bu da İlknur'un erkek kardeşi. Tabi bu ikiz eşi, yani kendi eşi. Ama bu senenin yavrusu. İlknur şurada. Aynı anadan. Şuradan ekine girmesinler. Tekrar çevirelim. El tartısı aldım. Ondan bahsediyordum. İnşallah bakalım el tartısıyla bundan sonra doğan oğlaklarımızı aylık, 2 aylık ne kadar kilo geliyorlar. Bunların da yine kaydını tutmak istiyorum. Zaten bu kanalda amacımız genelde yaşadıklarımızı kayıt altına alıp analiz yapmak, değerlendirmek, bir önceki seneyi, bu seneyi kıyaslamak. En baştan beri buydu hedefimiz, düşüncemiz. Ama beğenildi, izlenildi. Şu an yorumlardan da gelenleri değerlendiriyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Sütle alakalı yine böyle çalışmamız olmuştu, kanalda var. İlk defa kanalı keşfedenler olabilir. İnşallah kilo olarak bir çalışmamız yoktu, onu da yapacağız. Önümüzdeki senelerde yaparız. Şu an yakın zamanda doğacak hayvanımız yok. Aralık'ta doğuranlar vardı. Aralık'ta doğuranlar Ocak ayında tekrar teke aldılar gibi. Ocak sonuna doğru. Yani Mayıs sonu, Haziran başı, Haziran ortası tekrar doğumlar olabilir. Onlarla deneyebiliriz. Gelişimlerini görmek açısından benim için de iyi olacak. Yine yılları kıyaslamak açısından göz aldatabiliyor. Videolardan da gerçi 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum ama tarihler tutmuyor. Bazen çektiğim videonun görüntülerini başka videoda kullanıyorum. Önceden mesela çok yapıyordum öyle. Elimde ekstra görüntüler oluyordu. Videoların içine serpiştiriyordum. Şimdi direkt hayvanlarla yapıyorum videoları. Önceden videolarda kendimi gösteriyordum. Arkaya görüntü olarak konuşmamın arkasına işte 30 saniye, 1 dakika hayvanları çektiğim, ekstra sonradan çektiğim görüntüleri yerleştiriyordum. Ama öyle seven de vardı ama genel anlamda direkt böyle canlı canlı hayvanları gösterip ben ekranın karşısında olmadan konuştuğum videoları isteyen izleyicilerimiz daha fazlaydı, ağırlıktaydı. Biz de ona çevirdik. Bayağı bir aydır, 1,5 aydır belki videolarda çıkmıyorum. Zaten uzun süredir genelde böyle bu şekilde çekiyorum ama önceden her videomuzda ekranda ben oluyordum. Maşallah. Bunların hep doğduklarını, ilk çıkardıklarımızı, emdiklerini hepsini kayıt altına aldık. Gerçekten YouTube bu açıdan benim için güzel oluyor. Evet, videoyu daha fazla uzatmayalım. Bu videoda asıl anlatmak istediğimiz Özlem'di. Özlem'i inşallah değiştirmek istiyorum. İstemeye istemeye istiyorum. Bu da çok garip bir duygu. Ayrılmak istemiyorum ama değiştirmem de lazım. Sürünün devamlılığı açısından
değiştirmek de istiyorum. Yavaş yavaş alışacağız. Bu tarz ayrılıklar biraz zor geliyor ama bir yerden sonra normalleşecektir. Rutine bağlayacaktır. Şu an için biraz etkiliyor ama gün gün geçecektir. Özlem'i de gösterelim. Özlem'le kapanışı yapalım. Da şuradan elime bir şey alayım da Özlem'e verelim. Kamerayı el değiştirirken yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Orada da bir sürü konuştuk. Özlem'i de çağırmıştım yanıma. Videonun kapanışını yapmıştık ama boşa gitti. Artık böyle kuru kuruya video kapanışı yapacağız. Orada aslında elimle bir şeyler vermiştim. Evet, videoyu bitirelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yağmur da başladı. Biz de ıslanmadan artık yavaş yavaş evimize doğru gideceğiz. Hoşça kalın.